Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Ekranda gördüğünüz yeni başlayanlar için video ayarları paylaşımımız bir hayli ses getirdi. Meğer video ile ilgilenen çok arkadaşımız varmış. İzleyenler hatırlayacaktır. O videonun içerisinde bu videoyu paylaşacağımı söylemiştim ve sırası geldi. İlginizi çekiyorsa video çekiminde netlik nasıl yapılır konusunu hep beraber irdeleyelim. Hadi buyurun. Başlamadan önce motivasyonumu sürekli sorgulamama yol açan bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben bu kanalda hiçbir yerden destek almadan sizlere değer yaratacak bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Ciddi bir emek harcıyorum. Emek harcayan her insan gibi bunun karşılığını görebilmeyi arzu ediyorum. Bu karşılık çok basit. Sadece abone olmanız ve beğenmeniz. Aşağıdaki iki tuşa basmanız sizin için çok basit ve ücretsiz bir hareket. Ama beni nasıl motive ettiğini tahmin edemezsiniz. Lütfen motive edin beni. Dönelim konumuza. Her şeyden önce video çekiminde netlik konusu genel bir konu. Video çekimi yapan bütün cihazları ilgilendiriyor. Ben de konuyu olabildiğince üniversal bir şekilde anlatacağım. Herkes yararlanabilsin diye. Ancak elimde Fujifilm X-T4 olduğu için örneklemeleri ve menü ayarlarını bunun üzerinden gösteriyor olacağım. Sizler de kendi makinenizde benzer ayarları bulmak ve uygulamak durumunda kalacaksınız. Netlik yapmak için elimizde 3 temel sistem var. Bunlar otofokus, manuel fokus ve yüz göz tanıma sistemi. Gelin en basit olanla başlayalım. Bugün artık yeni nesil modern makinelerin hemen hemen tamamında yüz göz tanıma sistemi var. Bu sistemin avantajı kadraj içerisinde var olan insanın yüzünü ve veya gözünü yapay zeka ile tanıyor ve oraya netlik yapıyor. Bu kişi hareket ettikçe makine kendiliğinden kişiyi takip ediyor ve netliği onun üzerinde tutuyor. Sistemin birkaç tane dezavantajı var. Kadraj içerisinde birden fazla insan varsa makine kendiliğinden herhangi birini seçiyor. Benim makinemde yüz seçimi özelliği mevcut. Bu özelliği kısa yol olarak bir fonksiyon tuşuna atayabiliyoruz. Sonrasında da kadrajdaki yüzlerden birisini seçerek videomuza devam edebiliyoruz. Bir diğer avantaj ise kadrajdaki kişinin gözlük kullanması, uygunsuz ve yetersiz ışık koşulları, gerçekte bir yüz olmamasına rağmen yapay zekanın bir insan yüzüymüş gibi farklı objeleri algılayabilmesi gibi bazı durumlarda yüz göz tanıma sistemlerinin kafası karışabiliyor. Kadrajdaki kişiyi bulamadığı veya takibi kaybettiği olabiliyor. Yüz göz tanıma sistemini röportaj tarzı videolarda, kadrajdaki insanın yüzünün açık, seçik, belli olduğu ve hareketli ise kameraya doğru geldiği ya da kameradan geri geri uzaklaştığı durumlarda kullanabilirsiniz. Ancak hareketin hızlı, yoğun olduğu sahnelerde bu sizi zorlayacaktır. Size bu modu kullanmadan önce birkaç deneme yaparak netliğin sorunsuz bir şekilde yapılıp yapılmadığını ve sürekliliğinin sağlandığını kontrol ederek devam etmenizi öneririm. Videoda otofokus kullanımı konusu yakın geçmişimizde DSLR ve aynasız makinelerin bu alana girmesiyle daha dikkat çeker oldu. X-T4 otofokus için iki temel yaklaşım sunuyor. Bunlardan ilki çok alanlı olarak tercüme edilmiş. Özünde netlik yapılacak noktayı fotoğraf makinesi kendi seçiyor. Bunu yaparken de kadrajın merkezinde yer alan ve fiziksel uzaklığı kameraya en yakın olan objelere öncelikle netliyor. Bu durum tüm kontrolü fotoğraf makinesine verdiği için çok da kullanışlı bir durum değil. O yüzden fazla üzerinde durmaya gerek yok diye düşünüyorum. İkinci seçenek ise değişken AF yaklaşımı.
bizim için çok daha anlamlı bir yaklaşım. Zira netleme karesini yer değiştirerek makineye netleme yapılacak yeri biz söylemiş oluyoruz. Diğer taraftan makinamızın ön yüzeyindeki netlik tipi seçim mandalının AFS veya AFCD olması, yani tekil otofokus ya da sürekli otofokusta olmasına göre netliğin nasıl yapılacağı etkileniyor. Eğer tekil otofokusta, yani AFS'de isek, deklanşöre yarım basmak, AF10 butonuna basmak ya da dokunmatik ekranda bir yere dokunarak netlemeyi harekete geçirmek, tetiklemek gerekiyor. Eğer AFC seçiliyse netlik noktasının değişmesi netliğin yapılmasına yeterli oluyor. Başkaca bir tuşa basmaya, tetiklemeye gerek olmuyor. Değişken AF yaklaşımında madem ki netlik noktasının üzerine otofokus yapılıyor, o halde bizim netlik noktasını bir yerden bir yere kolayca taşımamız lazım. X-T4'te bunu iki yolla yapabiliyoruz. İlki joystick yardımıyla. Gördüğünüz gibi netlik noktasının ekranın herhangi bir yere taşıyarak netliğimizi yapabiliyoruz. Ancak bunun daha kolay bir yöntemi var ki bu da dokunmatik ekranla netlik bölgesini taşımak. Bunu yapabilmek için öncelikle dokunmatik ekranı aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için menüye giriyoruz. Anahtar şeklinde olan kur menüsünü seçiyoruz. Düğme kadran ayarlarına geliyoruz. Dokunmatik ekran ayarını buluyoruz ve bunu ilk sıradaki seçeneği aç haline getiriyoruz. Artık dokunmatik ekranımız aktif. LCD ekranımıza baktığımızda sağ üst köşede dokunmatik ekran menüsünü görüyoruz. Bu menüde 4 seçenek var. İlki off, yani kapalı. İkincisi shut, yani başlatma opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanırsanız makinanız dokunduğunuz noktaya netleme karesini getirecek, o bölgeye otofokus yapacak ve kayıt otomatikman başlayacaktır. Kaydı durdurmak için deklanşöre basmanız gerekecektir. Bizim amacımız için çok da kullanışlı bir opsiyon olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü seçenek ise area, yani alan seçimi. Makine dokunduğunuz bölgeye netlik noktasını taşıyacaktır. Eğer AFC modunda çalışıyorsanız bu noktaya otofokus yapılacak. AFS modunda çalışıyorsanız otofokus yapılması için deklanşöre yarım basmanız ya da AF10 butonuna basmanız gerekecektir. Dördüncü seçenek ise AF, yani otofokus seçeneği. Dokunduğunuz noktaya netlik yapılacaktır ve netlik orada kilitlenecektir. Artık siz kameranızın açısını değiştirseniz bile netlik kilitlendiği yerdedir. Ancak kaydı başlattığınızda eğer AFS, yani tekil otofokus modundaysanız, siz kameranızın açısını değiştirirseniz veya obje hareket etse bile netleme karesini ekrana dokunarak başka bir yere taşımadıkça netlik ilk noktada sürekli sabit duracaktır. Ancak AFC modundaysanız siz kameranın açısını değiştirdiğinizde veya netlik noktasının yerini değiştirdiğinizde netlik noktasının içine denk gelen obje otomatikman otofokus yapılacaktır. Bu özellikleri anlayarak ve farkını bilerek kullandığımızda çekim sırasında bize avantaj sağlayacak olanı tercih etmemiz mümkün. Bunun için biraz pratik yapmanızda fayda var. Tam da bu noktada bir konuya daha değinmemiz gerekiyor. AFC, yani sürekli otofokus modunu kullandığımızda fokus işleminin karakteristiğini belirleyen iki ayarı daha yapmamız lazım. Bu ayarlar menünün içerisinde AFMF menüsünde AFC özel ayarları altında takip hassasiyeti ve AF hızı. Takip hassasiyeti şu anlama geliyor. Diyelim ki bir objeye otofokus yaptınız ve çekiyorsunuz. Kamerayla objenizin arasına veya objenizin hemen arkasına başka bir obje girerse otofokus sistemi bu yeni objeyi netlemek isteyecektir. İşte takip hassasiyeti değeri küçük bir değerse, örneğin 0 veya 1 gibi bir değerse, otofokus diğer objeyi netlemek için gecikmeden işleme başlayacaktır. Yani hemen netleyecektir. Ancak bu değer büyüdükçe makina daha uzun bir süre kararlı bir şekilde ilk objenin üzerinde bekleyecek, araya giren objeyi netlemeyecek, ancak bekleme süresinin sonunda netliği yeni noktaya taşıyacaktır.
AF hızı ise netlik noktasının bir objeden başka bir objeye geçtiği durumda yeni noktaya netliğin ne kadar hızlı yapılacağına karar vermek için kullandığımız bir ayardır. Eksi 5 çok yavaş bir şekilde geçişi, artı 5 ise çok hızlı bir şekilde netliğin geçişi anlamına gelir. Yavaş geçişler biraz daha sinematik, hızlı geçişler ise biraz daha aksiyonlu konular için uygundur. Kullanabileceğimiz bir diğer araç ise otofokus aralığı sınırlama aracı. Bu araç sayesinde makinamızın kameraya en yakın ve en uzak hangi mesafelerde netlik yapmasına izin verdiğimizi belirleyebiliriz. Böylece otofokusu bizim belirlediğimiz alan içerisine yapabiliriz ve bu alanın dışında kalan bir yere otofokusun kaçmasını engellemiş oluruz. Bu konu detaylı bir konu ve ekranda gördüğünüz videoda anlatmıştım. İlginizi çekiyorsa oradan izleyebilirsiniz. Videoda otofokus kullanımının avantajı, netleme işini makine sizin adınıza yapacak ve siz başka konularla ilgilenebileceksiniz. Ancak dezavantajı ise makine bir şekilde otofokus konusunda yanlış yaparsa videonuzun çöpe gitme riski artacaktır. Her ne kadar bugün otofokus sistemleri çok gelişmiş olsa da ve her geçen gün daha da geliştiriliyor olsa da böyle bir risk her zaman cebimizde var. Bu nedenle çok dikkatli olmalısınız. En başta da söylediğimiz gibi temel olarak elimizde 3 tane netlik sistemi vardı. Sıra 3. de yani manuel fokusta. Aslına bakarsanız video sinema profesyonelleri otofokusa pek güvenmiyorlar ve netlik işini manuel fokusla yapıyorlar. Gelin manuel fokus işlemine ve yardımcı araçlarımıza şöyle bir bakalım. Öncelikle manuel fokus moduna geçmek için makinamızın önündeki mandalı M moduna getiriyoruz. Artık lensimizin netleme halkasını çevirdiğimizde netlik noktası da değişecektir. Ancak LCD ekrandan baktığımızda netlik noktasının nereye doğru değiştiğini anlamak çok da kolay değil. Bunu kolayca görmek ve takip edebilmek için iki tane aracımız var. Bunlardan ilki manuel fokus mesafe göstergesi. Fujifilm makinalarda bunu ekranın altında şöyle bir çizgi olarak görebilirsiniz. Eğer göremiyorsanız açmak için menüye giriyoruz, kur menüsünü seçiyoruz, ekran ayarlarına geliyoruz, büyük gösterge modu LCD'yi kapatıyoruz ve sonra aynı menüde kişisel ayarı göster seçeneğine girdiğimizde manuel fokus mesafe göstergesi seçili olacak şekilde ayarımızı yapıyoruz. Bunları yaptığımızda artık ekranın altında manuel fokus mesafe göstergesini görebiliyor olacaksınız. Bu gösterge üzerindeki beyaz nokta şu anda kameranızdan ne kadar uzaklığa netlediğinizi gösterir. Bu beyaz çizginin önünde ve arkasındaki mavi çizgi ise net alan derinliğini yani teknik olarak net olarak kabul edilen bölgeyi gösterir. Bu konuda yaptığım detaylı videoyu inceleyerek daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu gösterge sayesinde mesafeye bağlı olarak netliğinizi takip edebilirsiniz. Ancak bu yeterli olmayacaktır. Bu noktada da ikinci yardımcı aracımız devreye giriyor. Yani focus peaking dediğimiz bu aracı aktive etmek için yine menüye giriyoruz. AFMF'yi seçiyoruz. Buradan manuel fokus yardımını seçiyoruz. Onun içerisinden odak tepe vurgulamayı seçiyoruz. Ve burada da kırmızı yükseki seçiyoruz. Artık netleme halkasını çevirdiğimizde neresi netleniyorsa o bölgede kırmızı çizgiler oluşur. Bu sayede netlik noktasını istediğimiz bölgeye getirebiliriz. Eğer netlik noktasını büyük halde görmek isterseniz ve detaylı netlik yapmak isterseniz menüden AFMF menüsüne giriyoruz ve burada netleme seçeneğini aç olarak seçtiğimizde artık netlik halkasını çevirdiğimizde görüntü netleme karesine zoom yaptığımız o bölgenin büyüdüğünü görüyoruz ve detaylı olarak netlik yapabiliyoruz. Aynı etkiyi arka ayar çarkına basarak da yapabiliriz. Kayda geçtiğimizde bu görüntü normalde yeniden normal hale geçer. Sizin tam kadrajınız gösterir.
Eğer durağan bir konu çekiyorsanız ve kadrajı yaptıktan sonra o bölgenin netliğini sürekli olarak görmek istiyorsanız, bu sizin için önemliyse, menüden AFMF seçiyorsunuz. Seçenekler arasında odak kontrol kilidi aç seçeneğini seçtiğinizde artık netlik halkasını çevirdiğiniz noktaya zoom yapılıyor ve siz kayda girseniz bile o bölge sürekli zoom'da duruyor. Sakın unutmayın, büyüttüğünüz yani zoom yaptığınız bölge çekilmiyor. Aslında bütün kadrajınız çekiliyor. Ancak siz netliği kaçırmayın diye sadece netlik noktası zoom halinde duruyor. O yüzden konunuzun durağan olması lazım ki kadrajınız bozulmasın. Manuel fokusun avantajı, netlik artık sizin elinizde. Dilediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz, dilediğiniz geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Ancak dezavantajı ise lensler üzerindeki netleme halkalarının bu işi yapmak için çok ergonomik olmaması. Bunu çözmek için DSLR'e ve aynasız makinelere uygulanan follow focus tekerleri var. Bunlar işi bir hayli kolaylaştırıyor ve çok da ergonomik bir şekilde konuyu çözebiliyorsunuz. Ancak ilave bir yatırım yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün zor bir konuyu ele aldık. Bu yüzden videomuz da biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Videoda netlik yapmak, elindeki araçları iyi bilmek, iyi kullanabilmek ve bolca pratik yapmayı gerektiriyor. Bir süre emek harcayarak önünüze getirmeye çalıştığım bu bilgiler ve video umarım sizlere faydalı olmuştur. Böyle düşünüyorsanız başka videoların da gelmesi için sadece abone olarak, bildirimleri açarak, beğen tuşuna basarak ve videoyu paylaşarak destek olmanız mümkün. Şimdiden teşekkür ediyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum.